Şimdi Başika kampına bu sızma harekatını yapan ki aldığımız bilgi arkadaşlarımızdan DAEŞ terör örgütüne mensup olduğu söylenen ve bunlardan sanıyorum 18 kadar etkisiz hale getirilmiş ve herhangi bir yaralı kamptaki arkadaşlarımız da söz konusu değil. Böyle bir şey şu anda yok. Bu tabii bir şeyi ortaya koyuyor. Yani Başika kampıyla ilgili atılan adımın ne kadar isabetli bir karar olduğunu ortaya koyuyor. Ve şu anda da silahlı kuvvetlerimizin oradaki üste bulunması ve o eğitimi veren subaylarımızın bu tür sızma harekatı veya saldırı bu tür şeyler karşısında da her an her şeye hazırlıklı olduğu da ortada. Zaten daha önce de ifade ettiğim gibi buraya giden güçlerimiz bir yerde bu eğitimi veren özellikle subaylarımıza, görevlilerimize onlara koruma amacıyla gitmiş olan ekiplerdir. Onlar da gereğini gerektiği zaman da yapıyor, yapacaktır. Askerlerine herhangi bir şekilde zarar? Herhangi bir şey yok. Efendim, Irak hükümetiyle bu konuda görüşüldü mü? Yeniden Başika'ya asker kaydırılması söz konusu. Arkadaşlar bunu daha önce söyledim ben. Biliyorsunuz daha 2014 sonunda İbadi'nin Türkiye ziyaretinde de bunları konuştuk. Onlar kendi askerlerinin eğitimi talebinde bizden bulundular. Ve bu üst yerini bize gösterenler konuldu. Ama daha sonra görüldüğü gibi son Rusya Türkiye arasındaki sıkıntı başlayınca Rusya'nın da biliyorsunuz Rusya, İran, Irak, Suriye dörtlüsü olarak Bağdat'ta bir ofis oluşturmasından sonra bu olumsuz gelişmeler başladı. İlk etapta bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne müracaat eden kimdi? Bunlar ortada. Ettiler, reddedildi. İkinci defa, bir defa Irak kendisi bu işe müracaat etti. Onlara da verilen cevap Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Irak ve Türkiye hükümetleri bunu kendi arasında çözsün. Bu şekilde nihai bir karar verildi. Ve şu anda da biz yapılan bütün işleri uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa bu anlayışla yapıyoruz.